Değerli arkadaşlar merhaba. Malumunuz üzere 17 Mayıs'ta bir paylaşım yaptım hepinize. Muharrem İnce'nin partisiyle alakalı ve Atatürkçüleri özellikle uyardım ben. Atatürkçüler uzak dursun dedim. Bugün sebebini açıklayacağım. O gün sebebini belirtmemiştim. Çünkü bir şeyi incelemem gerekiyordu. Malumunuz üzere hareketin içinde Çelebi de var, Teğmen Çelebi. Ve bu arkadaşımız vaktiyle Fethullah Gülen'in ve tayfasının açtığı davalarda geleceğe çalınan kişilerden biri, Atatürkçü olduğunu inandığım bir kişi. Acaba konudan haberi var mı diye ben ona ulaşmak istedim ama ulaşamadım. Kapılar kapalı, birkaç yerden denedim, ulaşamadım. Videoyu izlerse o artık kendi değerlendirir bunu. Şimdi arkadaşlar konu şu. Öncelikle bilmeyenler için parti nasıl kurulur onu hızlıca izah edeyim. Videoyu da hızlı çekmek istiyorum. Fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Parti şöyle kurulur. En az 30 kişi gelir bir araya imza atar. Genel merkezinizi belirlersiniz. Adresinizi belirlersiniz. Ve bu evrakları götürür. İçişleri Bakanlığı evraktan sokarsınız. Daha sonra da size işte evrak takip edilir içeride. Ondan ona gider, ondan ona gider. Evrak size bakan onayından sonra şey gelir, alındı belgesi alırsınız. Bu biraz sürer tabii, bunun süresi var biraz. Sonra gider evrakınızı alırsınız. Ama kesinlikle kimseyle görüşmezsiniz. Gider evraktan geçirirsiniz resmi olarak. Şimdi ben 17 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ndeydim. Şunun için partiler yıllık bildirim yaparlar. Mali bildirim yapıyoruz. 17 Mayıs'ta bizim 2000 Cihan Partisi'nin 2020 mali bildirimi için evraklarımızı götürdüm. Siyasi partiler bölümündeydim. Baktılar evraklara, tamam dediler, evraktan geçip numaranızı alabilirsiniz. Evraka geçtim, evrak biraz yoğun. İki personel var. Verdim evraklarımı, beklerken işlemleri. O sırada biri girdi içeri. Elinde bir klasör. Merhaba dedi, parti kuruluşu getirdim dedi böyle. Dedim hayır de dedim, yine bir parti mi kuruluyor? Hani sürekli parti kuruluyor ya. Ondan sonra yok dedi, bu dedi yenilerden değil. Ya kimin dedim partisi, hani kuruluş sonuçta bu. Muharrem İnce'nin partisi dedi. Deyince şimdi ben sistemi bildiğim için şaşırdım. Allah Allah dedim, hayırdır dedim. Böyle dedim, hızlı mı geliyor dedim bunlar. Çünkü bizler de kurduk bu parti işini. Hani var partimiz. Bu kadar hızlı mı oluyor dedim parti kuruluşu. Bizde niye böyle değildi? Personel, İçişleri Bakanlığı'nın personeliymiş kişi. Şu cevabı verdi. Yok dedi, bunu dedi bizzat özel kalemden gönderdiler. Nasıl yani dedim. Evrakları arkadaşlar 17 Mayıs akşamı, pardon ben 18 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'ndeyim. 17 Mayıs akşamı özel kalemine vermişler Süleyman Soylu'nun. Yani bu ne demektir? Süleyman özel kalem demek, Süleyman Soylu'nun kendisi demektir. Muharrem İnce'nin evraklarını, parti kuruluşunu takip eden kişi bizzat Süleyman Soylu, yardımcı oluyor, partiyi hızlandırıyorlar arkadaşlar. Şimdi parti başkanı arkadaşlarım da var benim sayfamda, onlar da bilir. Bunun sağı solu öyle değildi, yanlış anlaşıldısı yok arkadaşlar. İçişleri Bakanı parti kuruluşu takip etmez. Hele hele Tayyip Erdoğan'a rakip olan bir kişinin evraklarını takip etmez. Evraktan da geçirmemişler. Bir önceki akşam Süleyman Soylu'nun özel kalemine vermiştir dosyayı arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Süleyman Soylu'nun özel kalemine vermiştir. O takip ediyor. Yani Süleyman Soylu takip ediyor. Ben takdiri sizlere bırakıyorum ama ben ne söylüyorum? Bunun sağ solu ötesi berisi yok. Biz de kurduk. Arkadaşlarım da kurdu. Danışmanlıklarım da var benim bu konuda. Ben biraz iyi bilirim idari işleri. Parti kuran başka arkadaşlara da yardımcı oldum. Böyle bir şey yok. Elden takip yok. Hele Süleyman Soylu'nun doğrudan takibi yok. Süleyman Soylu direkt orada ben içimden şunu dedim. Saraya giden CHP'li belli olmuştur. Ben o güne kadar da Muharrem İnce hakkında hiçbir ön yargım yoktu. Hiçbir şekilde söylentiye dahi kulak asmıyordum. Ama bu olayı yaşadıktan sonra arkadaşlar ben Atatürkçüleri uyarma gereği duydum. Atatürkçü olmayanlar İstedikleri gibi davranabilirler. Benim sözüm yine Atatürkçülere. Değerli arkadaşlar, biz çok kandırıldık, usandık, bıktık biliyorsunuz. Kandırıldık demeyeyim de çok oyalandık. Siz oyalamalarına izin vermeyiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İsteyen istediği gibi hareket eder. Cihan Partisi Genel Başkanı Kürşat Emre Öğretmek'ten herkese saygılar.